Merhaba arkadaşlar. Külliyat iktisat denemeleri bağlamında Türkiye ekonomisine ilişkin bazı sorularla karşı karşıya kalacağız bu videoda. Genel bir özet yapma söz konusu olabilecek bu kapsamda. 18 Ocak 1940'ta hükümeti olağanüstü kurumlarda geniş yeni görev ve yetkiler veren yasa hangisidir şeklinde sorulmuş. Böyle bir soruyu tarihsel analiz olarak ele alacak olursak Buhran Kanunu 29 Buhran ile ilgiliydi erken dönem. Muvazene Kanunu aynı şekilde dengelemeye ilişkin vergi düzenlemeleri içeriyordu. Milli Korunma Kanunu 1940'taki yasanın adı Milli Korunma Kanunu'dur. Öncekilerden farklı olarak olağanüstü yetkiler vermiştir hükümete. İş yerlerine ve tarım arazilerine belli büyüklükteki el koyma gibi çok geniş yetkiler tanımıştır. Doğru cevap C olacak. Varlık vergisi bildiğiniz gibi 1942'de yürürlüğe girdi. Zirai Donatım Kurumu kanunda olayla çok ilişkili görünmüyor. İkinci sorumuz hangisi Atatürk döneminde meydana gelmemiştir? Yine kronolojik bir sorudur bu. İktisadi savunma planının kabul edilmesi. İktisadi savunma planı bildiğiniz gibi 1938'de birinci 5 yıllık sanayi planı sona erdikten sonra ikinci plan denemeleri söz konusu olmuş ama savaş tamtamları çalmaya başladığı için İkinci Dünya Savaşı bundan vazgeçilmiş. Bunun yerine iktisadi savunma planı kabul edilmiş 1939 yılı itibariyle. Dolayısıyla Atatürk döneminde meydana gelmemiş. Varlık vergisi 1942 az önceki soruda geçti. Turman doktrini 1945'ten sonra 47, 48, 49 İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra insan hakları evrensel beyannamesinin imzalanması yine aynı şekilde 48'de imzalanan beyanname ve Türkiye Atatürk dönemi için bunların hiçbir tanesinin söz konusu olmadığını söyleyebiliriz. Hepsi 1938'den sonraki olaylar dizgesini ifade ediyor. E şıkkı doğru cevap olacaktır buna göre. Üçüncü soru yine kronolojik tarihsel analizlerle ilişkili. Demokrat Parti'nin kuruluşuna giden süreçte 12 Haziran 1945'te CHP'li 4 kişi tarafından verilen meşhur dörtlü takrir. Bu grubun içerisinde kim yoktur? Soru bunu arıyor. Bildiğiniz gibi bunlar Celal Bayar, Refik Koraltan, Adnan Menderes ve Fuat Köprülü'dür. Bu dört meşhur kişi. Fatih Rüştü Zorlu da Demokrat Partili birisidir ama 1960 27 Mayıs darbesiyle asılan bakanlardan bir tanesidir. Bu yönüyle karıştırılabilir. Ama dörtlü takrir içerisinde Fatih Rüştü Zorlu'yu görmüyoruz. Dördüncü sorumuz hangisi kalkınma planlarının uygulama sonuçlarından değildir? Kalkınma planlarından bahsettiğimiz zaman 1960'larda 63'te başlayan geniş planlar planlardan söz ediyoruz demektir. Sanayi sektöründe önemli bir yapısal değişim sağlanmıştır. İthal ikameci bir planlamaydı biliyorsunuz. Birinci, iki, üçüncü planlar hedefleri büyük oranda gerçekleşti. Az aşağısında kalmış olsa da genellikle hedeflere ulaşıldı. Hizmetler sektörünün payı azaldı. Böyle bir şey planlı dönem, sanayileşmeyi esas alan veya geniş anlamda bir planı esas alan politikalar için öngörülemez hizmetler sektörünün payının azalması. Tersine planlar döneminde hedeflenen büyüme hızlarını en fazla aşan sektörel gelişme hizmetler sektöründe olmuştur. Dolayısıyla bu yanlıştır. Tarımdaki büyüme oranı hedeflerin aşağısında kalmıştır. Bu da önemli ölçüde doğrudur.
İhracat hızla artırılamamıştır. Bu da zaten 1980'lerden itibaren bir politika değişimine neden olan hususlardan bir tanesini oluşturuyor. Dolayısıyla cevap burada C şıkkı olacaktır. Beşinci sorumuz, Türkiye'de 90'ların ilk büyük krizin yaşandığı 94 yılında üretici fiyatları. 94 yılında üretici fiyatları büyük oran devalüasyon sebebiyle ilk defa tüketici fiyatlarını aşmıştır. Türkiye ekonomisinin nadir dönemlerinden bir tanesidir. %50 ve %75 gibi rakamlar bu yıllar için söz konusu değildir. %100'ün üzerinde bir rakam arıyoruz. Genellikle 1992 bin arasındaki süreçte 50-100 arasında devreder devalüasyon oranları. Ama 94 krizinde büyük bir devalüasyon nedeniyle %125 civarında TÜFE, %150 civarında o zamanki adıyla TEFE, günümüzdeki adıyla da ÜFE yer almıştır. 250 ve 35 gibi rakamlarda yine ilgisiz enflasyon oranlarını gösteriyor. Altıncı soru, hangisi 80'lerde Türkiye'nin Ortadoğu bölgesine ihracat artışı nedenlerinden değildir? Asya krizi eksenli olarak Türkiye'nin elde ettiği avantajlar. Bu soru, bu cevap problemli görünüyor. Çünkü 1980'lerden bahsediyoruz ama Asya krizi 1996-97 yıllarında Uzak Doğu'da Kore, Tayvan gibi ülkelerde meydana gelmişti. İlgisiz görünüyor. Bu da hemen bir şerh koyabiliriz. 74 petrol krizinin sonuçları, evet, Türkiye'nin ihracat artışı nedenlerinden birisi olmuştur. Çünkü İslam ülkelerine yönelmiştir ve yoğunluklu olarak bu bölgelere Türkiye ihracat pazarlarını genişletmiştir. İslam Konferans Örgütü aynı kapıya çıkıyor, iyi ilişkiler. İran-Irak Savaşı, savaşan ülkeler üretemeyeceği için Türkiye'nin bu iki ülkeye 5-6 milyar doları dolara ulaşan ihracat patlaması söz konusu olmuştur. İhracat teşvik politikaları da otomatik olarak bununla ilgilidir. A şıkkı ilgisiz bir dönemsel konuya, mevzuya atıfta bulunmak istiyor. Dolayısıyla ilgisiz A şıkkı yanlış olacaktır. Yedinci soru, NATO üyeliği için bir araç işlevi olması sebebiyle Cumhuriyet dönemindeki ilk sınır ötesi askeri operasyon. Burada Kore'ye asker gönderme amacıyla yapılan operasyonun asıl amacı NATO üyeliği için bir garanti işlevi görmesiydi. 1950'lerde meydana geldiğini biliyoruz Kore Savaşı'nın. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra 39 ve 45'i hemen eleyebiliriz. 55-60 geç bir rakam, geç bir tarih. Dolayısıyla 50'ler ilk sınır ötesi operasyon için özellikle Demokrat Parti'nin tek taraflı olarak Amerikan politikalarını desteklemek bağlamında izlemiş olduğu bir stratejidir. Kore'ye asker gönderme stratejisi C şıkkı doğru olacaktır. 8. soru, 91-2002 yılları arasında dışa açıklık oranı hangi yıllarda en düşük düzeydedir? Dışa açıklık oranının en düşük düzeyde olması genellikle krizler ilişkilidir. İhracat artı ithalat bölü gayri safi yurt içi hasıla oranlarından söz ediyoruz. Dışa açıklık oranı derken bu oranların pay kısmının en düşük olduğu dönemler kriz dönemleridir. Çünkü ihracat bir miktar artırılıyor olsa da krizlerde ithalat keskin bir şekilde düşer. Bu da D şıkkındaki 1994 ve 2001 yıllarında yaşanan krizlerde ortaya çıkmıştır diyebiliriz rahatlıkla. 9. soru. 2001 kriz sonrası ilk IMF destekli istikrar programı. 2001 kriz sonrası ilk IMF destekli istikrar programı güçlü ekonomi geçiş programı adı altında yapısal bir dönüşümü, yapısal bir reform paketini izleyen programdır. Ve hemen 2002 yılında uygulanmaya başlanması öngörülmüştür.
İki şık görüyoruz. 2002-2008, 2002-2004. 3 yıllık programda 2002-2004 dahil 3 yıl boyunca E şıkkında uygulanmak üzere kabul edilmiştir. 2008 çok geç bir dönemi ifade ediyor. Yanıltıcı olması için konulmuş bir şık. 10. sorumuz, hangisi 2001 krizi öncesi yaşanan ekonomik gelişmelerden değildir? Şimdi kriz öncesi yaşanan ekonomik gelişmeler bütçe açıklarının genişlemesi olabilir. Çünkü kamu harcamaları arttığı için, artırıldığı için, genişletildiği için ve bu kapatılamadığı için kriz olur. TL'nin aşırı değerlenmesi, bu da döviz kuru üzerindeki baskılar, yine IMF programı vardı, enflasyonla mücadele programı dediğimiz, bu eksende TL aşırı değerlenmişti. Yatırımların azalması gibi bir şeyden söz edemeyiz. Kriz öncesi ortamda yatırımlar kriz olduktan sonra azalma eğilimine başlar. Dış borçlar artış gösterir. İç borçlar otomatik olarak yükselir bu dönemde. Çünkü harcamaları finanse etmek için iç borçlanmaya gitmeyi tercih etmiştir hükümet. Böylece yatırımların azalması kriz öncesi bir gelişme olarak öngörülemez diyoruz. 1990'lardan 2002'ye kadar devam eden kötü ekonomik mirası iyileştirmek için 2002 sonlarından günümüze kadar devam eden siyasi istikrar dönemi en az hangi konuda başarılı olmuştur? Cari açığın finansmanı sağlanmıştır. Önemli ölçüde büyük bir döviz kur dalgalanması yaşadığımızı söyleyemeyiz. Faiz oranının düşürülmesinde başarılı olunmuştur. Enflasyon oranı azaltılmıştır. İç borç faiz ödemeleri gayri safi yurt hasıla oranı düşürülememiştir. Soru cevabı yanlış. Dolayısıyla dış borç gayri safi yurt hasıla oranı düşürülmesi konusunda başarılı olmuştur. Yanlış olarak ad edebiliriz bunu. Çünkü iç borç faiz ödemeleri ile gayri safi yurt hasıla oranları düşürülmüştür diyebiliriz. 12. sorumuz, Türkiye ekonomisinde 2003-2007 döneminde meydana gelen ekonomik gelişmeler. Birinci dönem AK Parti iktidarının ortaya çıktığı, uygulandığı dönemdir. Yanlış olan arıyoruz. 2007 dışında sürekli pozitif büyüme olmuştur. Böyle bir şeyden söz edemeyiz. Çünkü 2007'de negatif büyüme var demektir. Bu böyle bir şey yanlıştır. Bu dönemin tek negatif büyüme olan yılı 2009'dur. Enflasyon tek haneli rakamlara inmiştir. İşsizlik %10'lar civarında seyretmiştir. Bu da doğru. İç borç stok iki kattan fazla artmıştır. Bu da doğrudur. İhracat 3 kat artırılmıştır. Böyle bir gelişmeyi de 2003-2007 için öngörebiliriz. 14. sorumuz, Türkiye ekonomisinde 2003-2015 döneminde siyasi istikrar dönemidir bu ve ekonomik istikrar dönemidir. Bu dönemdeki ekonomik gelişmelerle ilgili doğru olmayan şıkkı arıyoruz. Para ikamesi, pardon, doğru şıkkı arıyoruz. Para ikamesi gittikçe azalmıştır. Evet, genel olarak döviz tevdiat hesapları bölü gayri safi yurt hasıla oranı bu dönemde düşmüştür. Dövize bağımlılık azalmıştır. Bu doğru. Diğerlerine bakalım. Küresel kriz enflasyon %15'e çıkarmıştır. Böyle bir şey söz konusu değil. Onlar civarını test ediyor ama 15'e asla çıkmıyor bu dönemde. Krizin etkisiyle 3 kez negatif büyüme olmuştur. Yanlış. Çünkü tek bir yıl vardır. 2009'dur o da negatif büyümenin olduğu yıl. IMF ile yeni ve kısa süreli bir anlaşma yapılmıştır. Böyle bir şey hiç söz konusu olmamıştır. Tersine IMF'siz bir rota izlemiştir. Küresel krize rağmen Türkiye. Özel dış borçlar dönem sonunda azalmıştır. Bu da yanlıştır. Çünkü özel dış borçlar büyük ölçüde kamu borçlarını aşacak şekilde artış göstermiştir. Böylece doğru olan şık A şıkkı olacaktır.
AK Parti iktidarında meydana gelen ekonomik gelişmeler bu aynı şey. 16. sorumuz 2003-2015 yılları arasında Türkiye ekonomisinin gerçekleriyle ilgili hangisi yanlıştır? Enflasyon tek haneli rakamlara inmiştir. Doğrudur bu. İşsizlik oranı 2009 yani küçülmenin olduğu, negatif büyümenin olduğu yıl %25'e çıkmıştır. Böyle bir şey hiç söz konusu olmamıştır. Yanlış dolayısıyla. İş borç faiz ödemesi bölü gayri safi hasıla azalmıştır. Bu da doğrudur. Yüksek özelleştirme gelirleri bu dönemin tipik özelliğidir. Bütçe açıkları buradan giderilmiştir önemli ölçüde. Doğrudan yabancı yatırım girişi hızlanmıştır. Bir kısmı özelleştirmelerle bir kısmı siyasi istikrara bağlı olarak sermaye giriş şeklinde olmuştur. Dolayısıyla burada yanlış olan 2009'daki küresel krizde işsizliğin %25'e çıkmasıdır. 14'ler civarına yükseliyor ama asla %25 Türkiye ekonomisinde işsizlik rakamları hesaplanmamıştır. 17. sorumuz 2003-2015 yine aynı dönem. Türkiye'nin ekonomik performansına rağmen iyi yönde giderilemeyen sorunlar nelerdir? Onu arıyoruz. İhracat artırılamamıştır. Artırılmıştır. İşsizlik oranının düşürülememesi. Bu tipik sorunlarımızdan birisi işsizlik oranı genel olarak bu dönemde yüksek büyüme rakamlarına rağmen düşürülememiştir. Cevap budur. Diğerlerine bakalım. Cari açığın finansmanının sağlanamaması. Böyle bir şey söz konusu değil. Bütçe açık daraltılamaması. Bu da söz konusu değil. Daraltılmıştır. Fiyat istikrarı sağlanmıştır. B şıkkı istikrara büyümeye rağmen giderilemeyen sorunlardan sayılır. 18. sorumuz. Türkiye'nin 2001 yılında yaşadığı iktisadi dalgalanma ile ilgili hangisi doğru değildir? Yine yanlış arıyoruz burada. İhracat ithalatı karşılama oranı yükselmiştir. 2001 kriz varsa ihracat ithalatı daha fazla oranda karşılar. Doğrudur. Gecelik faizler %4 binlere çıktı. Doğrudur. Çin'in dünya ticaret örgütü üyeliği Türkiye'nin dış ticaretini negatif etkilemiştir. Böyle bir şeyden söz edemeyiz. Çünkü 2001 yılındaki üyelik hızlı bir şekilde böyle etkiler göstermemiştir Türkiye ekonomisi için. Yerli para 10 günde %40 değer kaybetmiştir. Bu da doğru. Kriz ekseninde Şubat-Mayıs arasında rezervlerde 10 milyar dolar azalmıştır. Bunu da doğru kategorisinde sayıyoruz. Bir vaka olarak Çin'le ilgili olan bir durum söz konusu değil. 2001'deki dalgalanma. Türkiye'de Demokrat Parti dönemine ilişkin hangisi doğrudur? IMF'ye üye olmuştur. Türkiye'nin IMF üyeliği Demokrat Parti'den önce söz konusudur. Yani 45-50 arasında 47 yılında üye olmuştur. İlk büyük devalüasyon yapılmıştır. Bu devalüasyon 1946 devalüasyonu. Bu da Demokrat Parti'den öncedir. Çünkü Demokrat Parti dönemi 1950-60 arasını ifade eder. Tarihin ikinci moratoryum ilan edilmiştir. Evet, doğru olan budur. Çünkü 1881 Düyun Umumiye, 1958 ve 78 moratoryumları Türkiye'nin 3 büyük moratoryumunu ifade eder. İkincisi 1958'dir. Doğru olan budur. Diğerlerine bakalım. Marshall yardımları daha önceden gelmeye başlamıştı 50'den önce. Gelir vergisi kanunu yine 1949'da kabul edilmişti. Türkiye ekonomisi için bir dönüm noktası olarak. 23 sorumuz hangisi 60'larda uygulanan planların özelliklerinden biridir? Mikro planlar. Yanlış. Tersine makro planlardır. Kısa vade için hazırlanmaları da yanlıştır. Bu da uzun vadeli 5 yıllık planlardır. Tarıma büyük önem vermemiştir. Tersine sanayileşme önem vermiştir. Özel sektör için yol gösterici olması doğru olan sadece bu görünüyor. Çünkü kamu sektörü için emredici, özel sektör için yol gösterici nitelik taşıyordu bu kalkınma planları. Dolayısıyla sadece 4'ün olduğu şıkkı, o da E şıkkı olacaktır. Enflasyonla mücadele programı. Hangisi yanlıştır bu programla ilgili? Bu program 2000 yılında başlayan 3 yıl uygulanması öngörülen bir programdı. A şıkkında ifade edildiği gibi doğru yani. Cevap bu değil. Kamu kesim reformu amaçlandı. Bu da doğru.
Nominal döviz çapasına dayalı bir programdır. Doğrudur. Serbest kura tamamen geçme hedefi. Böyle bir şeyden bahsedemeyiz. Tersine 2001 krizinden sonra zorunlu istikamet olarak serbest kura geçilmiştir. Tarıma dönük yapısal bir değişim de yine bu MEP kapsamında söz konusudur. Ama D şıkkından bahsedemeyiz program ekseninde. 22. sorumuz 91-2001 döneminde kriz ve istikrarsızlık yıllarıdır bunlar. Türkiye ekonomisiyle ilgili ne söylenemez? Karşı tarafı aslında birkaç kez dalgalanmıştır. Doğru. 94-99-2001. İşsizlik oranı %20'lerin aşağısına indirilememiştir. Böyle bir şey hiç söz konusu olmamıştır. Bunu söyleyemeyiz. TÜFE tekhaneli rakamlara getirilememiştir. Bu doğrudur. %30'lara kadar ancak düşürmüştür 2000 yılında. 2001'de tekrar tepetaklak olmuştur. İç borçlanma sürekli artmıştır. Doğrudur. Reel kur, reel sektör kur riskiyle zaten 3 tane kriz büyük ölçüde döviz krizleri iç ve dış açıkların birlikte olması ekseninde gerçekleşmiştir. Dolayısıyla burada B şıkkından söz edemeyiz. 23. sorumuz. 2014'te Türkiye ekonomisinin gerçeklerine ilişkin hangisi söylenemez? TÜFE %8'dir yaklaşık. Doğru, o civarda seyrediyor. Ekonomi %4 büyüme göstermiştir. Bu da doğrudur. Yaklaşık 6 milyar dolarlık özelleştirme yapılmıştır. Evet, bu civarda bir özelleştirme. Söz konusu Özelleştirme İdaresi Başkanlığı verilerine göre. İhracat 260 milyar dolara yaklaşmış. Bundan söz edemeyiz çünkü en yüksek ihracat 250'lerin üzerine 160'lara yaklaşmıştı. 160 milyar dolar civarında sayılabilir. Ama 260 çok büyük bir hedef şu anda ve 2014 için ve şu anda Türkiye ekonomisi için. İthalat 240 milyar dolardır. Bu da 2014'ün ithalat rakamını gösteriyor. Genel bir değerlendirme yapmış olduk. Daha fazla soru ve çözüm için Türkiye ekonomisi Külliyat İktisat Soru Bankası'na bakarak daha farklı tarihsel ve sektör analizler yapmak mümkün olacaktır. Dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Başarılar diliyoruz.